Evet, imarla ilgili. Abi o tarafa geçmiyor. Evrakları yapıyorlar. Belediye başkanı iken seçimi kaybedince paniğe kapılıp birçok evrakı çöpte yaktı. Belediyelerin 5 yıl bu gibi imarla ilgili, bütçeyle ilgili evrakları saklama zarureti vardır. Son olarak milletin 15 Temmuz'daki büyük direnişine hakaret etti. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın şehitlerin kemiklerini sızlattı. Tiyatral bir şekilde önlenmiş bir darbe teşebbüsüdür. 249 şehidin de sorumlusu benim demektir ya. 17-25 Aralık Türkiye için bir milat. Hemen ardından düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu kararıyla FETÖ'nün terör örgütlüğü resmi kayda alındı. Amansız bir mücadele başladı. CHP'li Akaydın işte o tarihten sonra devletin terörist başı ilan ettiği Fethullah Gülen'in davetlisi olarak Amerika'ya gitti. 2014 yerel seçimlerinin hemen öncesinde. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak geçen sene Washington'a gittim. Orada hakikaten dünyanın çok önemli insanlarıyla görüştük. Çok önemli bir toplantıda. Hakikaten de etkilendim. Ama benim... Etkilendiğiniz toplantıdan mı, cemaatten mi? Cemaatin kurduğu lobiden etkilendim. Mustafa Akaydın bu ziyaretten pek memnun kaldı. Daha sonra Pensilvanya'ya uçtu mu bilinmez ama en kısa zamanda elebaşıyla görüşme niyetindeydi. Yarın bir gün bir daha Amerika'ya gidersem ve Sayın Fethullah Gülen beni davet ederse gideceğim, özellikle kahvesini içeceğim dedim. CHP'li Akaydın'ın büyük teveccüh gösterdiği ve belediye başkanlığı döneminde önemli görevlere getirdikleri isimlerden de FETÖ ile iltisaklı olanlar var. Akaydın kontenjanından CHP Belediye Meclis Üyesi seçilen Sıtkı Soydal da baylok kullanıcısı çıktı ve tutuklandı. Daha bitmedi. Akaydın'ın FETÖ ile sıkı sıkıya ilişkisi bunlarla da sınırlı değil. Akaydın örgütün beyin takımından Antalya imamı olarak anılan Hasan Tarık Şen'le de defalarca görüştü. Beraber yediği yemeklerde çekilen fotoğraflar yerel basında sıkça yer aldı. CHP'li Akaydın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ardından fabrika ayarlarını terk etti. Her fırsatta FETÖ elebaşı Gülen'e karşı hayranlığını dile getirdi. Vekilliği boyunca ortalarda gözükmeyen Akaydın, darbe girişimi davalarının sürdüğü bir dönemde aniden çıkıp FETÖ ağzıyla açıklamalar yapmaya başladı. İşte tüm bu ayrıntılar Akaydın hakkında suflörü Pensilvanya mı sorularına sebep oldu. Değerli milletvekilleri, 40-45 yıl...